gelecek. Çok önemli üreme sağlığı. Erkeklerde kısırlığın sebebi malum sperm sayısının hızla düşmesi. Bunun için teknoloji devrede, tıp teknolojisi. Bakın yeni yöntemler her yeni gün çocuk sahibi olmak isteyenler için yeni bir umutla geliyor. Çünkü bilim insanları, doğrusu bu bilim adamları demeyeceğim. Bilim insanları, bilim çevresi çalışmaya devam ediyor sessiz sedasız. İnsanın geliştirdiği yeni yaşam sistemi üremesini tehdit ediyor. Erkeklerdeki kısırlığın ilk nedeni sperm sayılarının hızla düşmesi. İkincisi ise var olan hücreler içinde kaliteli olanların seçimindeki güçlük. Teknoloji ve tıp dünyası da üreme teknolojileriyle baba olma şansını yükseltiyor. Bu şans Profesör Doktor Utkan Demirci'nin en kaliteli spermi bulan mikroçip çalışmasıyla daha da arttı. Tüm insanlığa katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Çalışmalarını Amerika'da sürdüren Profesör Demirci, 5 yıl sperm hareketlerini mühendis gözüyle incelemiş. Milyonlarca spermin içerisinde en hızlı gideni bileni, en düz gidebileni yumurtayı bulup burada başarılı gebeliğe sonuç verebiliyor. Türk bilim insanının icadı olan mikro akışkan çip İzmir'de üretiliyor. Kendisi küçük ama marifeti büyük. Sperm hücrelerinin yarışacağı çok güzel, çok zorlu, özellikle hazırlanmış olan bir pist. Bu yarışı kazanan sperm hücrelerinin DNA'sının çok iyi olduğunu, şampiyon spermlerle çalıştığımızı söyleyebiliriz. Gebelik oranları %76'ya kadar çıkıyor. Gerçekten çok yüksek bir oran bu. İşlem laboratuvar ortamında yapılıyor. Baba adayından alınan sperm içinde mikro kanallar ve hazne olan çipe konuyor. Yani aslında bu bir yüzme müsabakası. Yani spermleri yüzdürüyorsunuz. Ve spermler en iyi yüzen kazanıyor diyelim. En iyi yüzen yumurtayı dölleme şansına sahip oluyor. Normal tüp bebek sistemiyle deneyip başarıya ulaşamamış 4 kere 5 kere daha fazla. Ama bu sisteme geçildiği zaman başarılı gebelik olmuş bildiğimiz hastalar var. En iyi hücre anne adayının yumurtasıyla birleştiriliyor. Aslında bu çalışmalar tam 1,5 yıldır Türkiye'de sürdürülüyordu. Sonuçlar olumlu. Durum böyle olunca şimdi Türk bilim adamlarının çalışmaları önce Avrupa'ya yayılacak, sonra da Amerika'ya. Amerika'da kullanılması için FDA onayı bekleniyor. Başta Yunanistan olmak üzere Almanya, İsviçre, Orta Doğu ve Arap ülkeleriyle Rusya'da kullanılıyor. Siyasetteki kriz üremeye yansımadı mı? Yok, yansımadı. Gerçekten de öyle. Çünkü ürünün teknolojik altyapısı ve klinik sonuçlarının bu derecede etkili olması siyaseti biraz geride bıraktı.